böyle Mahir Hanım'ın resimleri. Yansıma. Efendim biraz bahseder misiniz? Neler çalışma, niye yansıma, niçin Ayvalı'da burada resim sergisini açtınız? Çünkü ben aslında her ne kadar sergimde olmamasına rağmen zeytini çok seviyorum. Elimde kalmadığı için getiremedim. Çok iyi. İnşallah bir dahaki sergim. Ayvalı'yı seviyorum. Doğası güzel, karışık kültür var. İnsanları güzel. Siz nereden geliyorsunuz? İzmir'den. İzmir'den geliyorsunuz. Buraya sergi. Ayvalı Art'ta burayı niçin seçtiniz? Vallahi dostlar sayesinde. Nasıl? Güzel bir yer, güzel bir art sunuyor. Tanıştık, evet. Çok da güzel. Daha önce nerede açtınız efendim sergiyi? Açtınız mı? Bu benim 13. kişisel sergim. Çok güzel. 100'e yakın karma sergiye katıldım. Harika. Ödüller var mı? Efendim? Ödüller var mı efendim? Yani var tamam. Kadınlar şeyinden bilmem yani ödüller var da ben fazla bir şeye değer vermediğim için. Rica ederim. Satış yapıyor musunuz? Satış oluyor mu? Satış oluyor. Eskiden daha çok oluyordu ama şimdi maalesef parası olanın sanattan anlamıyor. Sanattan anlayanın parası yok. Ya biraz kriz var piyasada diyoruz. Yani sanat camiasına evet. Kriz var. Ne yazık ki evet. Ama genellikle yani oluyor. Sergilerde de oluyor. Evlerine gelip alıyorlar bazı koleksiyonerler. Buradan sonra hedefinizdir. Başka yerde yaşamışsınız. Buradan sonra ayda tatlı. Artık kış sezonu bekleyip Ankara, İstanbul. Oralarda karma sergilere bu sene bol bol katıldım. Fakat kişisel teklifler var. İnşallah. En çok ne tür çalışma yapıyorsunuz? Yani somut mu? Somut bir dönem somut çalıştım. Sonra soyut bir dönem. Tamam. Şimdi karışık. Mesela çalışırken soyut, somut resme birdenbire canım sıkılıyor. Bir tane soyut yapıyorum arada. Oradan gidiyorsunuz. Yani tek böyle bir biraz yapım gereği de bir şeye böyle bağlı değilim. Yani. Ben her zaman merak etmişimdir. Tuvalin üzerinde böyle bazı çizenler var. Böyle fotoğrafa bakıp da böyle onu yönlendirenler var. Bazısı çok gezer. Böyle bakar kafasındaki şeyleri yansıtır. Ben iyi bir gözlemciyim. Çok gezerim, çok gözlemlerim. Hatta şimdi bir yerlere gittik. Kızıma dedim ki yani şunların hepsini beynime tek tek çiziyorum. Çok evet. Gidince dedim tuvale aktaracağım. Bu daha iyi değil mi? Gözlemciyim. Tabii kuralları Şeref Bigalı ile uzun yıllar çalıştım. Ondan önce başka hocalardan da eğitim aldım. İtalya Güzel Sanatlar da yaz okulu 4,5 aylık oraya gittim. Yani oralardan belgelerim var. Takdirlerim var. Ne yani şimdi çalışmayı beklemeye çalışıyorum. Evet, Ayvalıkları bekliyoruz diyoruz şimdi. Öyle mi efendim? Evet, şimdi görsünler, evet, baksınlar, evet, beğensinler. Ayvalık güzel evet. Bir şehir. Çok eski, nostaljik bir şehir. Kültürlerin karıştığı bir şehir değil mi? Anlatıyorlar işte. Evet, burası, şurası çok. Bizim de kökenimiz Yugoslavya aslında. Yugoslavya'dan gelmişiz ama Türk'üz. Yani burada doğduk. Annem, babam, dedelerim de dahil. Ama yine insan kopamıyor. Yine de bir şey oluyor. Çok güzel. Baktık biz mükemmel. Beğendik yani. Mükemmel çalışma. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok mersin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayvalı Art Galeri'deyiz. Efendim merhaba Cansu Hanım. Merhaba. Bugün kimin sergisi var burada? Hazırlıklar var. Evet. Ve bahseder misin? Bugün İzmirli sanatçı Mahire Erkin. Burada açılış kokteyli var saat 3'te. Onun hazırlıkları var şu anda. Evet. Başka sergiler olacak. Ne zaman olacak sergiler? Tabii. Bu sergimiz yaklaşık 15 gün kadar sürecek. Ondan sonra yine Ayvalık'tan sürpriz bir sanatçımız var. Bir Ayvalık kapıları ile ilgili bir... İsim vermeyeyim sürpriz olsun mu? Evet evet. Tamam. İsim vermeyeceğim. Zaten şu anda veremiyorum. Ayvalık kapılarının sergisi var. Selamik sergisi var. Güzel. Peki bu haftanın çalışmayı nasıl buluyorsunuz? Mahire Hanım hem klasik hem de soyut çalışmaları var. Her ikisini de barındırıyor bu sergi. Serginin adı Yansımalar. Biz de merakla izleyeceğiz bu sergiyi. Evet, yansımalara bakıyoruz şöyle. Yansımayıp yansıma mı yapmış yoksa isim farklılığı mı var böyle? Şöyle yavaş yavaş böyle gelin bakalım böyle. Sizin mort ve peyzaj çalışmaları var tarafta. Evet. Diğer tarafta soyut çalışmalar da mevcut. Biz geçen gün duyduk sizin Yunanistan'da Midilli'de şu an sergi açma olayınız varmış. Öyle düşünceniz varmış. Olacak mı veya daha sonra mı olacak? Veya düğünden sonra mı olacak? Bir düşüncem var. Evet ama bu yaz burada yani galerimizde bir yoğunluk var. Ona vakit ayırabileceğimi zannetmiyorum bu yaz. Belki Eylül-Ekim döneminde olabilir. Evet çok güzel. Yan tarafta Ayvalı restoran herkesin bildiği gibi. Şu an Ayvalı'da Ayvalık'ta Ayvalı çok iyi bir restoran. Kışları güzel müzikler vardı. Şimdi güzel kahvaltılar var. Yemekler güzel. Öyle değil mi efendim? Evet. Çok mersi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Şu an Mahir Hanım'ın resim sergisi var. Bugün burada açtı.
açmıştı. Evet. Ivory Guard'da. Evet. Gayet nasıl? Güzel. Renkler olsun. Montürler olsun. Siz ne tür çalışmalarınızı beğeniyorsunuz? Ben doğa resimlerini çok beğendim. Evet. Ağaç figürleri çok hoşuma gitti. Beni çekti. Evet. Ben çok fazla ismini de bilmiyorum. Bu tarz karışık karma. Tansu ne tür çalışma bu? Çalışmanın ismi ne? Bu çalışmanın? Soyut çalışmalar. Soyut mu diyoruz? Yani, soyut mu deniyor buna? Soyutları çok sevmiyorum. Bana hitap etmiyor. Ben daha çok doğa, insan, özellikle kadın figürlerini evet çok evet, beğeniyorum. Görmüş evinizde vardı. Evet, evet, evet. Sizin röportaj yapmışsın için oradan çok evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Hayvalık Magazin dergisi 7 yıldır ücretsiz dağıtılan bir dergidir. Yaptığımız yayınlar da ücretsizdir. Hepsi bizim kendi çabalarımızla yaptığımız şeylerdir. Sercan Bey, Magazin TV, Facebook, Instagram onları koyuyorsun, çekiyorsun değil mi? Açılışları aynen, Turan Bey'le ikimiz koşturuyoruz bu işleri. Tamamen ücretsizdir. Kendi katılımlarımızdır. Dışarıda Ayvalık Magazin'den geliyoruz deyip Ayvalık Magazin adı altında hani belli ücretlerle sizi şuraya koyacağım, buraya koyacağım diyenlere itibar etmeyiniz. Bizde öyle bir şey yok. Bizde öyle bir şey yoktur. Ücretsizdir her şey.